Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Geç kaldı. Harbiden çok geç kaldı yani. Şimdi dank etti aklına başına geldi. Onu merak ediyorum ben. Seçim sürecini nasıl etkiler sizce? Yani biraz aklı başında havada olan gençler belki biraz toparlar. Tekrar doğru yola sürükler o gençleri diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Rica ederim. Muharrem İnce'nin seçimlerden çekilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Geç alınmış bir karar. Daha önce alsaydı iyi olurdu ama gene de olumlu buluyorum ya. Yani. Seçim sürecini nasıl etkileyecek sizce? Olumlu etkileyecek diye düşünüyorum. İlk turda bitecek diye düşünüyorum ya. Valla isabetli oldu bence. Biraz geç oldu tabii, bayağı geç oldu ama sonuçları da herhalde olumlu yönde etkiler diye düşünüyorum. Aynı düşünüyorum ben de. Çok iyi oldu bir yerde. Muharrem İnce geç kaldı. Bu kararı almakta çok geç kaldı. Daha önce bu kararı almış olsaydı hem kendi adına daha iyi olurdu. Tabii ama şu anda herkesin gözünden düştü bana göre yani. Çok yerinde bir karar aldı. Çünkü gelecekte bir bilen olarak, ölen olarak kalırdı. Sosyal demokratlar içerisinde bundan sonra kalır. Eğer o devam etseydi silinir giderdi siyasetten. Sizce bu süreç seçimi nasıl etkiler? Olumlu etkiler bence. Ne yönden? Kılıçdaroğlu yönden. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnce çekildi. Normalde İnce'ye gidecek oyların bence çoğu artık CHP'ye gidecek. Ya bence iyi oldu yani. Rica ederim. Vallahi aslında siyasetle çok bir ilgim yok ama yani çekildiğine de bir yerde sevindim. Ortalığı bölmekten başka bir işe yaramıyordu zaten. Teşekkür ediyorum. Adaylıktan mı çekilmiş? Evet. Önce sen de benim adayım oydu. Açık konuşayım. Çok severdim. Bilmiyorum yani. Yazık olmuş. Muharrem İnce çok mücadele etti ama sonunda kaybetti. Ben çekildiğine iyi olmadı diyorum yani. Kendi kariyeri açısından kendi kendini harcadı. İyi olmadı. Çekilmesi iyi olmadı, harcandı yani. Vallahi çekilmesi büyük bir başarı. CHP'li tabanı, sosyal demokrat, Atatürkçü. Geç bile kaldı hanım kız. Muharrem İnce güzel bir şey yaptı yani. Valla seçimi tabii Kemal Kılıçdaroğlu kazanacaktı. O kesindi ama tabii daha farklı kazanacak. Bir iki puan daha gelecek. Ve Kemal kazanacak Cumhurbaşkanlığı. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.